Şuradaki alfa açısının şurada açımız. Kotanjantı isteniyor. Kotanjantı. Kotanjant dik kenarlarla ilgili. Biz istersek şuradaki üçgenden bunu hesaplayabiliriz. Ama bir eksiklik var. Kotanjant komşu dik kenar, bölü karşı dik kenardır. Şu DC'yi bilmiyoruz. Onu önce hesaplamalıyız. X diyorum. DC uzunluğuna. Tabii burada gördüğümüz şekil aslında bir Öklit üçgeni. Dik üçgen. Şurası dik. Aşağıya doğru da bir dikme indirilmiş. Öklit kuralını, birinci Öklit teoremini kullanabiliriz. Birinci Öklit'ten yüksekliğin karesi şu ikisinin çarpımıydı. Yani şöyle h kare eşit pk diye ifade ediyor. Burada 4 gelecek. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı x. 4'ün karesi 16. 2x. Buradan bizim x'imiz 8 gelir. X uzunluğu 8. Şurayı 8 bulduğumuza göre burası 8 artık. Kotanjantını yazabiliriz. Kotanjant alfa eşittir. Şöyle yazacaktık. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Pardon. Kotanjantı karşı dik kenardır. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Şimdi komşu dik kenarı alfanın komşusu 4. Yani bitişiği. Bölü. Karşı dik kenarı ise tam karşısında yer alan. O da 8. 4 bölü 8. 4'e bölersek 1 bölü 2. Şu 4'e bölersek 1. Yani şu. 4'e böldük 1. 4'e böldük 2. Sonucumuz 1 bölü 2.